Canlar merhabalar. Hepinizi sonsuz sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Her şeyden evvel iyiliğinizi diliyorum. Bu iyilik vücudunuzda, aklınızda, fikrinizde, gönlünüzde, duygularınızda olsun diliyorum. Hem vücudunuz sıhhatte olsun, hem ruhunuz selamette olsun ki esasında o hep selamettedir. Perdeleri de kalksın, varsa eğer sıkıntısı. Akıl ve gönül senkronunuz da benden daha ziyadedir diye ümit ediyorum. Evet efendim, bugün bizim esasında zaman zaman çokça bahsedeceğimiz bir usule geçmiş oluyoruz. Yani nasip olur da kitabi bilgilerimize böyle adım adım devam ettik ve ilerledik dediğimiz bir seviyeye gelirsek, zaten en çok nüansından söz edeceğimiz usul Sofyan usulü. Hatta burada üye sisteminde bendir canlarıyla da sürekli bir dört dörtlük eser geçeriz. Yeri gelir halk müziği örneği olur, yeri gelir klasik Türk müziği örneği olur. Bazı saz eserleri olur, bazen de dini musiki örneği olan tekke müziği dediğimiz ya da sufi müzik diyebildiğimiz o tarz deruni, daha doğrusu derinliği biraz daha ilahi konsepte olan, içerik olarak da muhteva olarak da dini konuları ele alan eserleri biz hani sufi müzik ya da dini müzik diyoruz. Bana kalırsa hepsi ilahi çünkü o yüzden bu kadar uzattım bu cümleyi. Bu tarz eserlerin her birinde dört dörtlük usulde olanlar karşımıza çıkıyor. Ve mesele de neyi nasıl icra edeceğimiz oluyor. Tüm bunları konuşabilmemiz için de elbette o usulü güzelce pişirmemiz gerekiyor. Bugün böyle bir videodayız. Muhtemelen özellikle dini musikiye alakanız varsa karşınıza çıkacak eserlerin belki %70'i, %80'i dört dörtlük olan Sofyan usulünde icra ediliyor olacak. Bunun da sebebi bizim ilahileri, daha doğrusu gelenekte ilahilerin daha ziyade zikri hatırlatması için usullerin eşlik etmesi. Yani bendirin icradaki eşlikteki gayesine göre bizim icramız çeşitlilik gösterdiği gibi usul seçiminde eserlerin dini musikiyle bir devrana, bir zikir meclisine ya da aşıklar meclisine, meydanına eşlik etmek için oluyor. Bunda da şöyle bir duygu oluyor mesela, birazdan söz edeceğiz. Hey ha hey ha hey ha hey ha gibi böyle, ben hani bu işleri hiç bilmem de tamamen takliden gösteriyorum. Bunun sebebi de düm teke düm tek diye devam edeceğimiz bugünkü usulün bir merhabasıydı yani. Size bir fısıldamaktı çünkü aşina olacağınız bir tavır olacak bilhassa dini musikiye ilgiliyseniz. Tabii ki la dini musiki formlarında da karşımıza Sofyan usulü pek çok kere çıkıyor. Biz bugün tabii Sofyan'ı biraz daha dediğim gibi zikirle bağdaştırdığımız için bir dini müzik örneğinden, bir ilahi örneğinden gideceğiz. Oturttuktan sonra zaten daha sonra Sofyan eserdeki şarkı ve türküleri de aynı usulde deneyebilirsiniz. Sonra içinizden gelen verveleri de katabilirsiniz. Nasip olursa biz bu güzel usulleri teker teker geçtikten sonra zaten biraz daha böyle tavır videolarının fısıltısını sizlere sunarız. O zaman da sizlere bir fikir olur canlar. Şimdi gelelim Sofyan usulümüzün teknik bilgilerine. Sofyan kelimesi sizlere aşina gelecektir. Birinci dersimize, daha doğrusu birinci usul dersimiz olan Nim Sofyan videomuzda iki zamanlı olan Nim Sofyan usulünü görmüştük. Ve onun yarım Sofyan demek olduğundan bahsetmiştik. Tam da bu noktada Sofyan usulü aslında Nim Sofyan'ın iki katı olmaklığı teşkil ediyor. Ve böylece bizim zaten temelini attığımız Nim Sofyan'a biraz daha farklı bir pencereden bakış atıp onu iki kat yukarı mertebeye alıp icra etmemiz demek oluyor. Hemen birazdan bahsedeceğimiz gibi daha net bir şekilde ifade etmiş olacağım inşallah. Şimdi Sofyan usulümüz 4 zamanlı bir usul. 1, 2, 3, 4. Birazdan açacağım metronomdan bu 4 sesi duyuyor olacağız. Nim Sofyan 2 zamanlıydı. Nim Sofyan yarım Sofyan demekti. Dolayısıyla Sofyan 4 zamanlı. Böyle bir hesabımız var. Hep akılda kalmasını öneririm. Zira Nim Sofyan usulünde görülen pek çok eseri Sofyan usulünde çalabileceksiniz. Zaten içiniz Nim Sofyan vurmak istemeyecek, Sofyan vurmak isteyecek. Çünkü içerisinde Nim Sofyan da gizleniyor. Nasıl gizleniyor? Sofyan usulümüzün kalıbı şu şekilde canlar.
Fahrettin hocamızın Türk Müziğinde Usuller kitabı, ki açıklamada hep koyuyorum ben onun linkini. Oradan ulaşabilirsiniz. Orada da takip edebileceğiniz gibi Sofyan usulümüzün ana kalıbı şöyle. Düm tek ka, düm tek ka, düm tek ka. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Düm tek ka. Bu usulümüzün ana kalıbı. Yani en sade şekli canlar. Ve burada yaptığımız şey dümü iki miktarda bekleterek düm tek ka. Ardından tek ve ka olan iki farklı sesi vurmuş oluyoruz ve dördü elde ediyoruz. Düm iki tek ka. Düm iki dediğimizde de iki tane düm vuruyoruz demek değildir. Bu öyle olsaydı düm düm tek ka derdik. Bu yüzden biz ne yapıyormuşuz orada demek ki düm derken bekliyormuşuz. Düm tek ka yapacağız birazdan bendire geçtiğimizde. Velvelesi de şöyle, önce bir batı haliyle göstermiş oluyorum. Velvelesinde de şöyle bir nüans yapacağız. Düm teke tek ka. Düm teke tek ka. 1 2 3 4 düm teke tek ka. Düm teke tek ka. Ana kalıp nasıldı? Düm tek ka. Velveli nasıldı? Düm teke tek ka. Aslında o dümün ikinci bekleme kısmına teke olarak 2 8'lik ses koymuş oluyoruz. 4 4'lük düşünürsek. Her birini 4'lük nota düşünelim. 1 2 3 4 düm teke tek ka. O tekeyi sığdırdığımız yer, tabii onlar biraz daha hızlı velveler olmuş oluyor mertebe olarak. Bu yüzden onlara 8'lik nota diyoruz 4 4'lük düşündüğümüz zaman. Hemen usulümüzü bir de dizde, yani kudümde vuralım. Biliyorsunuz dizlerimiz kudüm gibi oluyordu. Ben de hep onu ayarlamaya çalışıyorum sizler için. Şöyle sağ kudüm, sol kudüm, zahmeler, eller. Hatta bir de metronomla başlayalım. En güzel şekilde olsun. Metronomunuz bir önceki dersten kaldıysa 3-4'tür. Onu ne yapıyorduk? Şu şekilde beat kısmından 4-4'e çıkarıyorduk. Ay, hep böyle karıştırıyorum görüntümü. Bu 84 kısmı da bana biraz ağır geleceği için ben bunu herhalde bir 100 yapacağım. Belki 95 başta. Evet. 95 ile başlıyorum. Manzaramız bu olacak metronomda canlar. Önce buradan göstereyim. Son. 2, 3, 4. Düm tek ka. Düm tek ka. Düm tek ka. 1, 2, 3, 4. Düm tek ka. Düm tek ka. Hemen gördünüz ki biz düğüm dediğimizde o buraya geçmiş oluyor. Sonra tek ve ka gelmiş oluyor canlar. Oradan da anlaşılsın diye özellikle ekranda gösteriyorum. Velvele'de ne yapacağız? Son 2, 3, 4. Düm teke tek ka. 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 Yani bu sefer de şu ikinci sesimize nerede, gerçekten çok zormuş ters görüntüde göstermek. Yakaladım burada. Bu ikinci sesimizde tik tak 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 düm teke tek ka. O tek sesine, buradaki bir sese iki tane velvele sığdırmış oluyoruz teke olarak. Kudümde nasıl vuracağız canlar? Burayı çok önemsiyorum, biliyorsunuz. Usul iyice pişmiş oluyor. Bendiri elimize aldığımızda sadece yerli yerinde çalmak kalıyor bize. Zaten kadim öğretilerde, bizim meş kültürümüzde bir usule bendirde ya da kudümde ya da herhangi bir sazda geçmeden önce dizde en az bir ay filan çalışılırmış canlar. Hemen bendire geçilmezmiş. Bakmayın şimdi 21. yüzyılda bu Tuğba burada şımarık şımarık 30-40 dakikaya bir usulü sığdırıyor. Bendirde de, kudümde de, eserde de. Ama sizlere emanet ediyorum. Bu bilgiyi de neden aktarıyorum? Gerçekten ne kadar tekrarlasak o kadar kârdayız. Bu yüzden bu kısmı çok önemsiyorum. İnsanın da canı sıkılıyor. Bir an önce bendire geçmek istiyor. Ne kadar o sabrımızı zorlar, buraya tahammül edersek tırnak içinde, o kadar bendirde özgür oluruz. Yaşadım, gördüm.
95 metronom. Son 2 3 4. Düm tek ka. Düm tek ka. Düm tek ka. 1 2 3 4. Ana kalıbı vuruyoruz. Sofyan kalıp. Düm tek ka. Düm tek ka. Düm tek ka. Düm tek ka. Düm son ka. Ana kalıbımızdı. Hemen merveleye geçiyoruz. Hazır kulağımızda kalmış metronomumuz yine 95 dört dörtlük. Düm teke tek ka. 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 1 2 3 4 düm teke tek ka. Son teke tek ka. Evet efendim, böyle bir vuruş var kudümde. Düm tek ka. Tek de ne yapıyor? Sağ elim sol dizime gidip ka da finali sol elimle veriyor. Düm tek ka. Aynı şekilde, yani benzer şekilde yine sound olarak düşündüğümüzde tek ve T seslerini düm teke tek ka. Zahme düşünün, çok estetik ve tını olarak da bize çok kendini veren vuruşlar oluyor. Düm teke tek ka. Yine T sesinde sağ elim sol dizime doğru gidiyor. K'yi ve K'yi de sol elim almış oluyor aynı dizde, aynı kudümde. Düm teke tek ka. Düm tek ka. Düm teke tek ka. Bir kalıp bir velvele de çalışabilirsiniz biraz pratik yaptıktan sonra. Yine bütün pencereleri kapattım canlar, size dış ses hiç gelmesin diye. O yüzden hafiften böyle eriyorum. Olsun. Yeter ki sizin konsantrasyonunuz bozulmasın canlar. Şimdi örnek eserimize de geçeceğiz. Fakat ondan evvel bir böyle hazır kudümde pişirdik. Öyle varsayıyorum. Bendirimizi alalım ve bir de vuruşlara burada bakalım sevgili canlar. Şöyle güzel görünüyor. Şimdi düm biliyorsunuz ve anımsıyorsunuz elbette. Orta parmağımızı şöyle hafif kırılarak böyle bas bir sesiydi bendirde bulduğumuz. Teklerde kasnağa yakın kısımlarda vurduğumuz seslerdi. K ve K'da şu üçüncü parmağımızla yine kasnağa yakın bölgeden bulduğumuz ara sesler gibi düşünebileceğimiz tınılardı. Bazen de merkezde olabiliyorlar tabii ki. Ama yine tek her türlü daha baskın bir ses tonu vurgusal anlamda. Bunlarla ilgili bir karışıklığınız varsa ilk ders videolarına dönebilirsiniz sevgili canlar. Şimdi hemen bir Sofyan usulümüzün kalıbını düşünelim. Nasıldı? Düm, tek, ka, 1, 2, 3, 4. Ufak bir nüanstan söz edeceğim ama önce kitabi olan düm teke tek ka'yı bir çalalım bakalım. Düm teke tek ka. Düm teke tek ka. Düm teke tek ka. Thank you.
bizim Kitabi Velvelemiz ve Kitabi Velvelelerin çoğu aslında kudüm düşünülerek yazıldığı için biz bazen bendirde bir takım farklılıklar yaparak duyguyu daha öne almaya çalışıyoruz. Çünkü kudümdeki gibi alanımız yok. Tek için ayrı, düm için ayrı. Biz de burada bendir olarak genelde Sofyan usulünde düm teke düm tek, düm teke düm tek vuruyoruz. Bunu da böyle düm tek derken bile bir yükseldim. Çünkü az önce bahsettiğim dini musikide çok sık karşımıza çıkan bu usulün icrasında biz zikri taklit ettiğimiz için düm teke düm tek, düm teke düm tek. Yani o düm teke tek kasesindeki o tekin kapanması ayrı bir duygu. Düm teke düm tek diye ikinci bir dümün yayılması apayrı bir duygu. Bir dokunuş ama bin anlamı saklıyor içinde canlar. Bu yüzden bir de bunu göstermek istiyorum. Esasında çok sık da bunu icra etme içgüdüsünü belki kendinizde benim gibi bulacaksınızdır. Düm teke düm tek, düm teke düm tek. 1, 2, 3, 4. Düm teke düm tek. Kitabi olan düm teke tek. Güçlüdür daima cümle sonunu bize vermesi için. Bu yüzden T'leri biraz söndürebiliriz. Yani düm teke düm tek, düm teke düm tek parmak açmak için güzel bir egzersiz olabilir. Ama usulün duygusunun birden değişmesi için düm teke düm tek, düm teke düm tek, düm teke düm tek. Biraz abartıyorum o sessizliği ama gönlünüz nasıl isterse. Efendim, usulümüzün bendirdeki icrası da bu şekilde. Şimdi bir de tabii ki her zamanki gibi örnek bir eser geçeceğiz. Bunu da evvela dizimizde vurarak geçeceğiz. Sonra kayıt üzerinden de geçeceğiz. Bir de bendirde okumayı da gayret edeceğiz. Hemen şöyle ben tekrar bir kudüm pozisyonu alayım canlarım. Ve metronomda şöyle bir 100 yapalım artık. Düm tekka. Düm tekya. Bunu şöyle yapmayı planlıyorum sizler için. Birinci sözü ilahimiz bu arada Yemen ellerinde ya da illerinde nasıl artık tercih ediyorsanız. Yemen ellerinde Veysel Karani ve bunun ilk sözlerini kalıp olarak sonra ikinci melodik yapıda velveli olarak çalacağız. Şimdi hemen anlatacağım ne demek istediğimi uygulayarak. Son, ki, üç, dört. Düm, tekka. Düm, tekka. Hakkın Habibinin sevgi dostu. Hakkın Habibinin sevgili dostu. Yemen Veysel Karani, Yemen ellerinde Veysel Karani. Düm tekka, düm teke düm tek, düm tekka, düm teke düm tek. Yunus ey dur gelin, biz de varalım. Yunus ey dur gelin, biz de varalım. Ayağın tozuna yüzler sürelim. Ayağın tozuna yüzler sürelim. Hak nasip eylesin, biz de varalım. Hak nasip eylesin, komşu olalım.
Şimdi bu bir örnekti canlar. Kudüm'de eseri çalışmak isteyen arkadaşlarım için, bilhassa söylemek isteyenler için tercih edilen bir çalışma metodu, ama bence ritim çalanlar, yani sadece bendire eşlik olarak kullananların da önce burada pişirmesini ben öneririm. Neden? Metronom var. Efendim, bir söyleyen var kırık dökük. Yani çıkılan bir metronom yok. Kendimiz söylediğimizde, çünkü onu da yapacağız. Yani en son metronomsuz bendirle çalmaya gayret edeceğim. O zaman birebir metronomu tutturmamamız çok mümkün. Yani insanız sonuçta, bizi kontrol eden bir metronom yok geride. O yüzden bu aşamayı çok değerli buluyorum. Metronom var, kudüm gibi çalıyoruz. Söyleyen biri var. Bunu da bu şekilde meşk etmiş olabilirsiniz. Sizler de söylemeye ağırlık veriyorsanız ve eşlik sazınızı söylemekle şereflendirmek isterseniz. Hepimizin nefesi ona can veriyor, ellerimiz gibi. Eşyanın hakikati biliyorsunuz büyük bir sır. Efendim, şimdi şöyle bir nüansta hemen bahsedeyim. Neden böyle yaptık diye de karışıklık olmasın. Dümteke dümtek olarak vurdum dizimde. Kudümde de. Yani bu da mümkün elbette. Onu da göstermiş olmak için yaptım. Az evvel bahsetmeden evvel bu düm teke düm tek nüansından düm teke tekke olarak usul vurmuştuk. O şekilde de çalışabilirsiniz. Söylemek ve bendire döndürecek olduğunuz için de düm teke düm tek olarak da alabilirsiniz. Zaten zahmeleri de zaman zaman düm teke düm tek olarak çalabiliyoruz. Kudümde de mümkün canlar. Hemen bunu da söyledik. Şimdi ben güzel bir kayıt da düşündüm burada. Epey araştırdığım Ahmet Özsan var, Fatih Koca var. Bunlar biraz daha ritmik nüansların duyulduğu icralardı. Böyle aheste bir icra buldum. Agah çok sevdiğim bir sanatkardır. Ondan dinleyeceğiz. Ve az önce bahsettiğim gibi canlar, kalıpla velveleyi bir arada kullanacağız. Böylece baştan sona bir eseri tek bir usulde ya da tek bir ritimde çalmak huyundan en başından vazgeçeceğiz. Ustamın en çok öğrettiği nüans budur. Bir eser baştan sona aynı şekilde çalınmamalıdır. O eserin de nasıl melodik cümleleri varsa, nameleri varsa bizim de burada olmalıdır. Selam olsun güzel ustama, gölgesine bereket. Onun gölgesinde hala yetişmekte olan bir sürü talebe var ve hala biz de yetişiyoruz çok şükür. Evet, ustam deyince bir saat onu konuşuruz. O yüzden ben bu parantezi hemen sırlıyorum ve esere dönüyorum. Düm tekka, düm tekka, düm teke, düm tek, düm teke, düm tek. Eserde dikkat etmenizi rica ediyorum. Neresinde kalıp vurdum, neresinde velveleye geçtim ve sizce bunu neden yaptım? Eser bitince biraz konuşuruz. Önce daima ne yapıyorduk? Duyuyorduk bu arada ritmi. Şöyle. Düm tekka, düm tekka, düm tekka, düm tekka, düm teke, düm tek, düm teke, düm tek. Tekka. Hazır.
Mesela burada bir ney taksimi giriyor finalde. Orada istersek belki ardından eğer canlı meşk ediyorsak başka bir ilahiye geçeceğiz. Öyle bir durum varsa ve biz bunu istersek düm teke düm tek duygusunda devam edebiliriz. Fakat eser finali gibi düşündüğümüzde birazdan bendirde zaten yapacağız o zaman göstereyim. Finalde kalıba dönebiliyoruz yani sadeleşmeye. Burada böyle bir farz yok canlar. Yani ben şöyle düşündüm. İkisini de çalışmanızı istediğim için, bunu önerdiğim için kalıp ve velveleyi belli cümlelerde, melodik cümlelerde icra etmek örneğini sunmak istedim. Yani şimdi burada ilk cümlede ne diyor? Bir melodik yapı bize bir makamsal bir tını sunuyor. Yani ray 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 ram day ray 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 ram en basit haliyle. Burada kalıp vuruyoruz. Ray 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 ram day ray 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 ram da ray 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 ram day ray 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 ram. Bu ikinci melodik cümlede de velvele vuruyoruz. Yani esasında bize bestenin söylediği iki farklı melodik cümlede farklı bir ritim velvelesi politikası uygulamış oluyoruz. Yani bunu gönlünüz nasıl isterse. Fakat usule yabancıysanız, nevniyatsanız bu yolculukta size pişirmek için böyle bir öneride bulunmak istedim. Genelde derslerimi de böyle yaparım. Canlı ya da online olarak hep böyle yaparım. O yüzden bu öneriyi sundum. Bence böyle icra etmeye gayret edin. Sizi de olumlu anlamda etkileyecektir. Şimdi bir de ne yapalım? Bu eserimizi Bendir'de okuyalım. Bendir'de de aynı şekilde ana kalıp vurduğumuz yerler olsun, velvele vurduğumuz yerler olsun. Bunu da söylemeyi seven arkadaşlar için sunmuş olalım. Bir metronom da açmayalım. Böyle akustik söylemek nasıl olur bir örneğini sunalım. Tabii ki bunun üzerine her zaman söylediğim gibi pek çok şey yapılır. Bizim niyetimiz burada ilk videolarda olduğumuz için temel atmak. Bunların ardından tavırları konuşacağımız günlerde ümit ederim ki gelecek. Sizler tavır konuşmaya hazır hissediyorsanız bizim bendir canları olan o üye çatımıza katıl butonundan erişip katılabilirsiniz. Orası biraz daha tavır üzerine konuştuğumuz videolardan oluşuyor. Haydi bakalım canlar, başlıyorum. Velveleyle başlayayım. Düm teke düm. Yemen.
hem de böyle yayılan bir sesle bırakabilirsiniz sevgili canlar. Eseri uğurlayabilirsiniz aheste aheste. Böyle mesela söyleyerek icra etmeyi, daha doğrusu söyleyerek bendir vurmayı seven canlarım, yani icra ederken eşlik etmeyi seven canlarım, bu kısmı böyle geri sarıp, hani açıklamalarda zaten kategorize ediyorum, orayı bol bol benimle yan yana sanki meşk ediyormuşuzcasına icra edebilir. Bu çok keyifli. Ben hep şöyle tahayyül ediyorum bu derslerde ta başladığım dönemden beri. Hep diyorum ki sanki biz yan yanayız bir canla birlikte, oradaki herhangi bir canla birlikte ve yepyeni başlıyoruz. Böyle bir ahestelikte ve sadelikte anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden kategorize ediyorum. Bilen canlar oraları es geçebilir diye. Onun haricinde sorularınız olur muhakkak. Hele ki böyle yeni bir yola çıkmak sürekli soru sormayı ve merakı gerektirir. Bunları açıklama kısmına bırakacağım WhatsApp hattından, yalnızca WhatsApp olarak kullanılan hattan yazabilirsiniz. Daha fazla haşır neşir olmak istiyorsanız, biraz daha tavır ağırlıklı çalışmak ve bu aşamalardan geçtiğinizi düşünüyorsanız grubumuza dahil olabilirsiniz. Bendir grubumuza abone ol butonun hemen yanındaki katıl butonunda. Ben de bunlara alıştım ya, artık herkes alışır. Gerçekten hiç anlamam canlar. Böyle de bir ne derler, çatımız var. Onu haberdar etmek aslında maksadım. Efendim, sabrınıza bereket. Teşekkür ederim. Ayrılmadan evvel örnek bir, yani daha doğrusu örnek eser geçmekten aklıma örnek diyorum ama gerçekten örnek olacak da bir kitap esasında. Bugün tavsiye kitap tabii ki önereceğim. Hemen şöyle yanı başımda bir güzellik var. Hatta iki tane var. Çünkü birini ben Deniz almıştım. Birini kendisi bana hediye olarak getirdi. Böylece iki tane can birbiriyle yan yana kitabımda duruyor oldu. Aynur Engin Deniz diye yakından ve uzaktan tanımak şerefine nail olduğum çok değerli bir yazarımızı sizlere takdim etmek istiyorum. Neden takdim etmek istiyorum? Çünkü kendisi yazarlıkla övünen, ulu orta ben yazdım, ben yazarım, ben böyle bir romanı değil 9 ay belki 9 asırdır içimde taşıdığım sancılarla doğurdum manada ve sizlere sundum demeyecek kadar tevazu sahibi bir can. Yakından tanımamış olsam inanın hani bu kadar söz söyleyemezdim. Sonuçta bizler uzaktan hislerimizle, sezgilerimizle ve zanlarımızla varız ama can cana yüz yüze geldiğimiz insanları artık gözde bir perde olarak kalktığı için, görmeye eriştiği için daha iyi hissederiz. Bendeniz okumaya başladım. Bu arada hani bir yazarı yakından tanımamıza da gerek yok. Sancılarını okurken de anlayabiliyoruz. O da ayrı bir hikaye. Çok başındayım ve başından önerebileceğim nadir kitaplardan bir tanesi. Tabii eğer sizler de bir anlam kuyusuna düştüyseniz, bir pencerede güneşsiz kaldıysanız, sabahlar doğduysa sizin odanıza güneş girmediyse, iç odanıza, geceler bittiyse, herkes uykuya çekildiyse ve siz hala bir pencere önünde anlam arıyorsanız, bunlar benim metaforlarım. Yani ne demek istediğimi sizler çok iyi anlayacak içsellikte ve özgünlüktesiniz. Bunu hep hissediyorum yorumlarınızdan, sorularınızdan. Biz biraz da böyle pencerelere sesleniyoruz esasında. Benim hizmetim tabii ki hem bu yolculuklara teknik manada hem de sızılarıdır. Ben bir hüzün elçisi olarak kendimi addetmeyi her şeyden çok isterim. Hüznü de severim. Derdi olanı severim. Gerçekten derdi buram buram sızlayanı ve o sızının üzerindeki o topraktan neşet edenleri severim. Bu da öyle bir yeşertidir. Var mı öyle bir kelime bilmiyorum ama artık var benim için. Yeşerti. Bir yeşerme hali. Taş kokusu. Çok da zarif can. Zaten böyle birbirinden güzel taşlar da getirdi bana. Bunu da yeni öğrendim. Şimdi taşın adını anımsayamayacağım. Belki Aynur canımız yorumlara yazar. Bu taş Anadolu'da bağrıma taş bastım dedikleri vardır ya bir acıdan sonra. Acıyı aldığına inanılan ve dolayısıyla acıyı alan diyelim artık inanıldıktan sonra o bir gerçektir inanan için. Taşmış, bu oymuş. Bağrıma taş bastım onun yokluğunda dediği acıyı dindirsin diye doğanın bize sunduğu şifalardan biri olan bu taşı bağırlarına, sinelerine bastırırlarmış. Bunu da Taş Kokusu kitabının güzel yazarı Aynur'dan öğrenmiş oldum. Öneriyorum efendim.
Sizler de derman değil, hem dert olan, derdinize yoldaş olan arıyorsanız öneriyorum. Derman arıyorsanız başka kitaplara bakabilirsiniz. Benim aradığım şey her zaman haldaştır, derdime derttaştır, yoldaştır. Bu da bakar mısınız zarafete? Çok latif, çok kibar. Böyle şurayı da göstereyim hemen. Atölye Pati diye bir güzel sayfa varmış canlar. Benim çok haberim yoktu doğrusu. Böyle zarafetleri canlar sayesinde tanıyorum. Bu da benim çok sevdiğim canlarımdan. Yine Bendir yolcularından. Aynur da öyledir zaten. Bir can güzelinin hediyesiydi. Böyle beni uğurlamak için lütfetmişler. Hani Türkiye'den gidiyorum diye. Böyle zarafetle birbirinden güzel, daha buralarda gösteremeyeceğim pek çok hediyelerle sağ olsunlar uğurladılar. Gitmek kalmak biraz karışık zaten her zaman için. O yüzden bilmiyorum. Fakat bu gitmek ihtimali bile o kadar çok şey öğretti ki bana. Hani gidiyorum dediğinizde bir yerden birden sizde ve sevenlerinizde bir panik hali oluyor. Nasıl bir panik hali? Gitmeden mutlaka görüşelim, hemen sıkıştıralım ve nitekim böyle birkaç buluşmayı sığdırdım çok kritik zamanlara. Onlar da öyle. Gelenler olarak tabii ki uzaklardan olarak gelenler olarak onlar da öyle. Yani bir zamanın kısıtlı olduğunun ikrarı bize ertelemeyi artık yasak ediyor. Ve sonra dedim ki canlar onları da söyledim hatta. Yahu dedim biz her an gidebiliriz zaten. Bunu çok iyi idrak ettim bu süreçte. Her an yeni bir seyre çıkabiliriz. Alem değiştirebiliriz yahu. Hep bu bilinçte yaşasak ya dedim. Ama daha sığdıramadığım canlar var. Gamzeciğimle görüşeceğiz daha inşallah. O da çok latif hediyeler göndermiş. Zaten sizlerin varlığı muhatap olarak bana en güzel armağan canlar. İnanın bunu yürekten söylüyorum. Çok zarif düşünceler, çok latif hediyeler gözlerimi doldurdu. Böyle baka baka bir hal oldum geldiği günden beri. Okuduğum kitap öyle, taşlar öyle. Birbirinden güzel örgüler getirmiş Aynur'um. Örmüş örmüş getirmiş. Onları da üzerimde göreceksiniz ilerleyen zamanlarda. Bunların hepsi ayrı letafetler ama inanın muhatap en büyük ikram. Benim gibi yapayalnız hisseden canlar için. Hem dert diyoruz ya artık buradan sonrası muhabbet canlar. Hani böyle çok konuşuyorsun diyenler falan oluyor. Onlara sesleniyorum. Buradan sonrası ders değil, bitti. Muhabbet. Hatta ben burada bekleyen çayımdan bir yudum alayım. Dost yazan bardağımdan. Dost dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır demiş. Amenna ve saddakna. Sadık yârimiz o. Oradaki toprağın ötesindeki sır. Dost da o. Hani toprak post Allah dost demiş şair. Eyvallah. Ama aşina da bir hoş oluyor canlar be. Yani bu ıssızlıkta, bu yoksunlukta, bu böyle insanın kendinden kendine olan çözemediği hallerin kuyusunda birkaç aşina geçip kuyunun başından merhaba Tuğba, merak etme biz de buradan geçiyoruz, civardayız, rahat ol gibi bir selam ettiğinde o kadar okşanıyor ki insanın ruhu. Ben hep söylerim. Ben böyle sağlıklı bir akıl, olgun bir ruh, efendim, dertsiz bir gönül değilim. Yarasız bir yürek değilim. Ben hasarlı aklı, fikri, zihni karma karışık olan, gönlü yorgun olan, ruhu kimsesiz hisseden, ait olduğu yeri özlemekle mütemadiyen, sızlayan ve bu yüzden de bu kadar her birindeki o derdin orta yolunu bulamadığım için, aklın, gönlün ve ruhun arasını bulamadığım için böyle bir yolculuğa sığınmış. Önce kendime şifa niyetine başlamış ve zaman içinde hasbelkader ustam Serdar Bişiren'in de güzelliği ve zarafetiyle böyle buralara hizmete dönmüş ve geri kalan bütün o mesleki formasyonları bir kenara yine devam ediyor tabii onlar da meslek anlamında kimi zaman ama bir kenara bırakıp musiki hayatın merkezine almış bir insanım çok şükür. O merkezde de dönüp duruyoruz canlar. O rüzgarı duyan da geliyor şükürler olsun. Rüzgar benden değil zaten. Tam Serdar Usta'mı da anmışken bir haber daha vereyim ve bu videoyu sırlayayım. Serdar Bişiren Ustam bu sene Eyüp Sertarikzade Kültür Merkezi'nde ya da Sertarikzade Tekkesi diyebiliriz oraya sırlanmış olsa da esas adı bu. Dersler vermeye başlıyor.
Bir de Üsküdar Andelip Kahve'de derslerine zaten devam ediyor. Birebir ders almak isteyen İstanbul'daki canlar için tabii ki yürekten tavsiye ederim. Ben atölyeyi sırladığımda herkesi ustama yönlendirdim ve herkesin gözlerinde, o sonradan gördüğüm canların gözlerinde şunu fark ettim. Tuğba bir pınardı. Bir yudum aldık, iki yudum aldık. Çok güzeldi. Ama biz onu gördüğümüzde daha ummandan haberdar değildik ki. Ben bir ummanın pınarıyım bu arada canlar. Tamam, aka aka ummana ulandım, şükürler olsun. Ustam gibi bir ummana ulandım ben de. Onunla birleştim. Fakat bir umman değilim. Pınar kadarım. Benden sonra ustama gidenlerdeki o gözlerindeki ışıltıda bir ummanı bulmuş olmanın şükrünü görüyorum. Bundan da çok ekstra ben şükür doluyum. Efendim, söyleyeceklerim bu kadar değil. Ancak sırlama vakti geldi. Zira dersimizin bitmesine bir dakika kalmış. 45 dakikadır ya ideal olan. Sabrınıza teşekkür ederim. Bizler burada her şeyden öte teknik bilgi vermek elbette. Ancak o işin bir de muhabbetini temsil etmek için buradayız. Benim hizmetim bu. Muhabbete ve şifaya vesile olsun. Bir dümden haz almaya bakın. Sonraki tek gelir zaten yavaş yavaş. Ama o dümden, ilk dümden ilahi haz duyanları zaten kimse durduramaz. Aşk olsun hepimize, her zerreye, düme teke. Dümkün biliyorsunuz. Ol desin ve olsun sizin için selamet, iyilik, huzur. Gönlünüze düştükçe niyazınızı bekleriz biz de. Bir sonraki ders videomuzda artık beş zamanlı Türk aksanına doğru geçiyoruz. Çok heyecanlıyım. İlerleyeceğiz inşallah. Büyük kusurları da geçeceğiz nasip olursa. Aşkınız daim olsun. Her türlü sorunuz için danışabilirsiniz açıklama kısmındaki numaradan. Sevgiyle, hürmetle arz ederiz efendim. Allah'a eyvallah.